Tamam. İşte CD. İşte böyle, aferin. Hepsi senin. Rameş! Rameş! Bana çay getir. Ah, merhaba Savitri. Savitri, annem ve benim için masala çayı getir. İyi demle, öyle getir. Ne? Ne demek ne? Ne dediğimi duymuyor musun? Tekrar edeceğim. Savitri, gidip bana ve anneme biraz sıcak masala çayı yap, tamam mı? İçine zencefil de ekle. Beni duyuyor musun? Gayatri, bu nasıl bir davranış böyle? Savitri ile nasıl böyle konuşursun sen? Biliyorsun ki Savitri bu evin gerçek gelini. Ha? Ne bu gerçek gelin ve sahte gelin muhabbeti anne? Anlayamıyorum, bir dakika. Oğlunuz benimle evlenmedi mi yani? Ha? Yani ben de bu evin geliniyim değil mi? Bir de çok sevdiğin Savitri benden çalışmamı isteyebiliyorsan neden ben de ondan aynısını isteyemiyorum? Gayatri, yaşlılarla böyle mi konuşulur? Hey, neyi yanlış söyledim ki? Doğruyu söyledim. Senin söylediğine cevap verdim. İşte bu kadar basit. Gerçekten neyi mi yanlış söyledin? Savitri'ye kaba davranıyordun çünkü. Boş ver anne. Zaten beni hep yanlış anladın. O yüzden bugün farklı bir şey beklemiyorum. Gayatri! Yeter artık, haddini aşma. Sen benim annemle böyle konuşamazsın, anladın mı? Kiminle nasıl konuşacağımı bana sen söyleyemezsin. Yeter Gayatri! Söyler misin, nedir bu tantananın sebebi? Tam zamanında geldin canım kocacığım. İki dakika benimle odaya gel. Sana söylemem gereken bir şey var. Sadece iki dakika, lütfen, lütfen, lütfen. Neler oluyor Gayatri? Neden böyle davranıyorsun? Bugün sadece ben konuşacağım Doktor Anand. Ve sen dinleyeceksin. Aslında dinlemek zorundasın. Ben senin ailene, sana, evine, tüm ailene, çocuklarına 15 yılımı verdim. 15 yıl onlara baktım ama bugün Savitri buraya geldikten sonra beni karından sekreterliğe indirdin. Beni hayatındaki diğer kadın olarak etiketlemen bir saniye bile sürmedi. Gayatri, artık sus lütfen. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu yüzden seni uyarıyorum. Bu evde kalacaksan haysiyetinle kalacaksın. Savitri'nin yasal olarak evlendiğim ilk karım olduğunu unutma. Dikkatli olsan iyi olur. Seni bu evden istediğim an kovabilirim. Ah. İşte şimdi çok korkmaya başladım. Gerçekten çok korkuyorum. Beni evden atma Anand. Lütfen Tanrı aşkına beni evden atma. Zavallı bana ne olacak? Ah. Anand Malhotra. Gayet Malhotra'yı bu evden kovacak mısın? Ne şaka ama. Özür dilerim. Özür dilerim Anand. Senin çocuksu konuşmanı dinlemek beni güldürüyor. Haddini aşma Anand Malhotra. Çünkü eğer kendimi kötü hissedersem... Ne saçmalıyorsun sen? Senin hayatın kesinlikle daha da kötüleşir. Buna emin ol. Sana söylemiştim. Belki de bu CD bile senin aleyhine konuşacaktır. Bu nedir? Bu benim kozum. Rol yapmayı kes ve bana ne olduğunu açıkla. Eğlence ve oyun buraya kadarmış.
Bu merhum doktor Sunil Mishra'nın ameliyatının görüntüleri olduğu CD. Ne? Sunil'in ameliyat CD'si mi? Bunu nasıl almış olabilir? Tüm güvenlik kamerası görüntülerini silmiştim. Peki ya bunu nasıl gözden kaçırdım? Ne oldu? Şok mu oldun? Dilin mi tutuldu? Hadi sana kalp krizi geçirtebilecek bir sır daha vereyim. Bu CD'yi ilk kimin bulduğunu ve bu CD'yi kimin almak istediğini biliyor musun? Savitri ve Jaya. Sevgili eşin Savitri ve onun en iyi arkadaşı Jaya. Bir düşünsene Anant. Savitri seni bu CD ile ifşa etmek istedi. Seni hapse göndermek istedi. Senin kariyerini mahvedecekti. Bir düşünsene bu CD onun eline geçmiş olsaydı neler olurdu? Aman Tanrım. Buna inanamıyorum. Bu Savitri'nin uzun zamandır beni aptal yerine koyduğu anlamına gelir. Aman Tanrım. Teşekkür ederim Gayatri. Çok teşekkür ederim. Bugün beni gerçekten kurtardın. Yoksa ben mahkum olabilirdim. O CD'yi bana ver. Onu ben saklarım. Şaka mı yapıyorsun Anant? Dalga geçme. Hayır. Olmaz. Bu CD'den biraz daha fazla faydalanmama izin ver. Ne demek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Bunu bana bırakacaksın. Sen sadece kendi işlerinle ilgilen. Tamam mı? Yoksa... Ne olur göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.